Turkan, hoş geldin. Teşekkür ederim. Kanaviçe programına. Herkese soruyorum, kanaviçe ne demek biliyor musun Dilekciğim? Kanaviçe bir el oyası diyebiliyorum. Evet. Hatta yaptığım bir şey. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Yani bu tarz şeylere genellikle çok merakım vardır. Hani el işleri, ondan sonra dekorasyonun her türlüsü.
Çok güzel. Ve bunun içinde de kanaviçeyi de bir ara çok merak ettim ve işledim. Hatta mutfağımda da böyle iki tane gül vardır kanaviçeden. Hmm, çok güzel. Duvara astım onu. Hoş geldin programımıza. Teşekkür kanaviçede ederim. Kanaviçede müzikle nakış işliyoruz biz. Harika. Sen de o renklerden birisin. Güzel sesinle bize ne söyleyeceksin? Ben programı Gürcistan'dan bir parçayla açtım. Tuşeti bölgesinden, Tuşuri. Ardından Megrelce bir parçaya bağladım. Şimdi senin güzel sesinden ne dinleyeceğiz? İstanbul'dayız. Evet. Oradan İstanbul'a geldik. Bir İstanbul türküsü söyleyeyim ben de. Üsküdar'a giderken peki. Aldı da bir ben de eşlik olur. Edebilir miyim sana? Lütfen, çok sevinirim. Peki. Dilekçim, ağzına sağlık. Çok teşekkür çok güzel ederim. Söyledin. Teşekkürler. Ben şimdi Doğu Karadeniz'e bir uzanacağım ve Asiye'yi söyleyeceğim. Benim annemin memleketi Karadeniz. Laz mı annem? Annem Araklı'nın Sürmene ilçesinden. Ama sonra Batı'ya gelmiş, çok küçük yaşta orada büyümüş ama o kültürü çok iyi biliyoruz. Evet. Biz her zaman gittik, ziyaret ettik çocukluğumda. Karadeniz kültürünü çok iyi biliyorum, yemeklerini de çok iyi bilirim. Çok güzel. Öyleyse hadi uzanalım oraya hadi. Doğru. Tamam. Asiye'yi söyleyeyim. Harika.
Sevdin mi Eyasiye'yi? Çok güzel. Hiç Lazca söyledin mi? Lazca aslında söyledim. Bir dönem bir Hollanda turnesi yapmıştık. Kervansaray ismiyle, Yarkın Ritim grubuyla. Orada çok farklı dillerde şarkılar söyledik.
Ben de bir Karadeniz türküsü söyle, yani Lazca daha doğrusu söylemiştim. Çok da keyifliydi. Sonra hatta duyulur oldu o türkü. Haydi gidelim haydi. Belki bir dahaki sefer onu söylersin bize. Bir ara çok meşhur oldu. Evet. Peki sırada ne var Dilekçim? Şimdi bir Diyarbakır türküsü var. Aslında hiç aklıma gelmezdi Diyarbakır türküsü okumak. Yani türküler konusunda da çok ahkam kesemem, çok büyük bilgiye sahip değilim ama bir dizi için seslendirdim ben bu türküyü yıllar önce. Ve çok sevildi. Kırklar Dağı'nın düzü karanlık bastı bizi. Diğer ismiyle Suzan Suzi. Ağzına sağlık Dilekçim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir türkü gerçekten. Çok güzel bir türkü değil mi? Şimdi ben bir Azeri türkü söyleyeceğim. Tamam. Bu parçayı çok yeni, severim yeni Azeri buldum. Harika. Eskiden beri var da ben yeni buldum. Kanaviçe programı repertuarına dahil etmek için. Müziğe bakış açısına hayranım. Çok çok iyi, çok harika müzisyenler çıkıyor oradan ve tabii türküler, halk ezgileri çok farklı. Batı müziğine olan o etkisi ve ondan, yani bilmiyorum, çok farklı bir yeri var Azeri türkülerinin bende. Peki, ben Bahar'ın kızıyam. Thank you.
Melekciğim çok çok teşekkürler Kanaviçe programına renk kattın. Güzel sesinle, yorumunla. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım başka projelerde. İnşallah. Evet, şimdi seninle birlikte bir şeyler yapalım. Ne dersin? Olur. Evlerinin önü yoldur. Çok sevdiğim. Yolun sonu çünkü. Karakoldur. Tamam. Birlikte söyleyelim mi? Söyleyelim. Biz de Şirin Pancaroğlu'nun bir solo albümünde. Biliyorum orada. Bunu ben seslendirmiştim. Oradan da aşinalığım var. Hı hı. Türkiye. Beraber söyleyelim seninle. Tamam, benim de Kül albümümde. Evet. Hatta Derya Turkan kemençe çalıyor. Evet. Birlikte seslendirelim tamam. O zaman. Kurban olalım sana.